Bugün mecliste bir şey yaptık. 80 maddelik bir kanundu. Muhalefet biz bu kanunu bir maddesinden dolayı çok sakıncalı görüyoruz dedi. Ve iş tüzüğün kendisine tanıdığı tüm imkanları kullanarak bütün dünya parlamentolarındaki en meşru hak olan direnme ve engelleme hakkını kullandı. Önümüzdeki süreçte bu maddenin bugün geri çekilmesindeki başarı muhalefete aittir. Ama bundan sonrası için bu maddenin Türkiye'yi utandırmayacak, sıkıntıya sokmayacak, hiçbirimizi sonradan pişman etmeyecek bir hale gelmesi için görev Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekillerine düşüyor. Lütfen bizim endişelerimizi dinleyen, hakim olan ve bundan sonra da dinleyecek olan hükümete ve yöneticilerinize bu açıdan demokratik en doğal hakkınız olan ve aslında seçmeninizin size yüklediği en önemli ödev olan demokratik yollardan kendi partinizin içinde de bu baskıyı, bu talep mekanizmasını çalıştırmalısınız. Aksi takdirde Türkiye kara para cennetine dönüşebilir. Aksi takdirde 6 Eylül günü Reza Zarrab konuşacak da onun söylediklerinden sonra yurt dışındaki bazı paralar el konma kararı alınmasın diye Türkiye'ye mi kaçırılacak? Reza Zarrab konuşacak da o konuştuktan sonra o paraların izleri bulunur. Bu kanun o yüzden o bağlantıyı koparıyor mu? Endişesi, şüphesi, sorusu sizin vicdanınızda cevap verebileceğiniz bir soru halinde kalmaz. Bugün Türkiye'de hukukun bir önceki güne göre her gün biraz daha azaldığını ve adalete güvenin %23'e düştüğünü tescilliyoruz. Bir kez daha söylüyoruz. Ve elbette ki yabancı yatırımcı para getirecekse istikrar ister. O %49-52 ama siyasi belirsizlik ve antidemokratik bir vesayet sistemi, yani bir sabah yatağından başbakan kalkmış ama saraydaki görüşmeden sonra başbakanlıktan alınmış, başbakanlığa bir kayyum atanmasına şahitlik etmiş bir partinin Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa sürüklediği görünüyor. Demokrasi ister, demokrasi için, istikrar için, güven için muhalefetin katkısı ortaya. Teşekkür ederiz Sayın Özel.